Selamlar hepinize 11.23 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Sezon 11'in son yama notu aslında zaten sezon 12'nin yaması bu. Çünkü baya bir şey değişiyor bu ara sezonda gelecek yıl için hazırlanalım diye önceden çıkan bir yama bildiğiniz üzere. Daha önce de bahsetmiştik bundan. Tabii ki çok büyük değişikliklere de sahip bu yamamız. Hemen ilk olarak harita hedefi ödülleriyle başlayalım. Biliyorsunuz şampiyonların üzerinde şu anda bir ödül mekanizması var. Bir şampiyon işte minyonda, tecrübede, çok öne geçinde veya skor serisi yakaladığında falan biliyorsunuz bir üzerine ödül gidiyor. Artık bu takımlar için görevler üzerine de gelecek. Ve bu işte kulelere, ejderlere falan konabiliyor. Tabii ki takımın toplam olarak ne kadar geri düştüğü önemli. Ve bir takım geri düştüğü zaman oluşuyor. E, hesaplaması nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü ben normalde yani şu anki League of Legends'da şampiyon ödül mekanizmasını pek beğenmiyorum. Çünkü random yani 0-4 olan adamın üzerinde sadece 5 milyon öne geçmişken böyle 250 altınlık falan ödüller oluşuyor. Neye göre oluştuğunu tam anlayamadığımız için. E, öyle bir ödüller oluşuyor. Eğer takımlar arasında da böyle olursa hiç iyi olmaz. Ama böyle olmazsa öne geçen takımın çok daha net ve çok daha kararlı oynaması gerekiyor yapacağı hamlelerde, daha sonraki aşamalarda. Hemen bahsedelim ödüllerden de ee, baron ve kadim ejderha 500 altınla başlıyor ödülü Ejderler ve vadinin elhameti 500 altınla başlıyor dış kuleler 250 altınla iç kuleler 400 altınla üstteki kuleler, kuleler de 400 altınla başlıyor aynı zamanda düş geri düşme miktarınıza göre de e, Bu görevlerin vereceği altınlar %60 oranında artabiliyor toplamda e, Tabi bu bütün takıma dağıtılıyor yani şunu sağlıyor aynı zaman hani bazı durumlarda işte mesela geri düştü takımınız o yüzden bir şampiyonuzu ayrı kitlemeye gönderiyorsunuz ki o işte alttan alttan iç kuleleri falan alsın kendine ekstra gelir sağlasın güçlensin bizi kurtarsın şimdi bunu yaptığınız zaman bütün takımınıza da ekstra bir gelir kaynağı kapısı açmış oluyorsunuz o yüzden artık öne geçen takımın çok daha net olması gerekiyor çünkü net olmazsanız rakibinize verdiğiniz her dakika onların bu farkı kapatması için daha çok fırsatı oldu daha çok kaynağı olduğu anlamına geliyor. İnşallah hesaplaması düzgün çalışır. Hesaplaması düzgün çalışırsa bence çok faydası olur League of Legends'a. Ama hesaplaması düzgün çalışmazsa kimin neye göre ne kadar geri düştüğünü biz anlayamazsak ve rastgele ödüller gelmiş gibi hissedersek o zaman çok saçma bir hale gelebilir. Tabii ki taba bastığınızda da görebiliyorsunuz. Orman değişiklikleri e, aslında ormancının hayatını değiştiren çok büyük bir değişiklik var. E, önce onunla başlayayım. E, ejderlerden önce. Önce Yampiri Yengeç değişikliğiyle başlayayım. Daha sonrasında ejder değişikliklerine geleceğim. İlk yampiri yengeç, oyundaki ilk yampiri yengeçler artık %80 daha az tecrübe puanı veriyor. Bu çok büyük bir azaltma anlamına geliyor. Tabi canımanı da daha az. daha fa, Yani e, tamamen aslında çok daha kolay alınabilen e, ve çok daha az değeri olan bir noktaya geldi. Fakat şöyle anlatayım size değerinin ne kadar düştüğünü. Önceden yampiri yengeç 115 tecrübe puanı veriyordu. Siz ormancıysanız da orman eşyanızdan ekstradan 60 tecrübe puanı alıyordunuz. İlk yampiri yengeçten bahsediyorum. Şimdi... Ormancı eşyasını aldığınız kısım düşmedi. Yani o 60'ınız cepte. Fakat 115 olan kısım %80 düştü. Bu da totalde sizin alacağınız tecrübe puanı 83'e düşürüyor. Yani 2 yampiri yengece aldığınızda eskisinde 1 yampiri yengece aldığınızdan daha az tecrübe puanı kazanıyorsunuz. Arada 9 tecrübe puanı fark kalıyor. Şimdi bu oyunu çok değiştirecek bir şey. Neden oyunu çok değiştirecek bir şey? Çünkü son yıl gördük yani bu yıl gördük ki bir şekilde 2 yampiri yengeç alabilen bir ormancı rakip ormancı bitiriyor oyunda. Hiçbir şansı kalmıyor rakip ormancının oyunda. Zaten o yüzden de sürekli işte koridor hakimiyeti alması gereken, orta koridoru, üst koridoru, alt koridoru sürekli itmesi gereken koridorlar kurulmaya çalışılıyor. Çünkü ormancınız kontrolü kaybettiğiniz zaman orta koridorunuz da kontrolü kaybediyor. Ve maç snowball oluyor rakip adına. Bunu engellemek için zaten yapılmış bir değişiklik. Sanki 2 yamperiyi de aldığınızda gene 4... Bu arada şöyle bir durum vardı. Hep oynayanlar bilirler. 5 e kamp aldığınızda yani totalde 6 kamp aldığında ormancılar seviye 4 olurlar ilk 6 kampını aldıklarını. Fakat bunu 5 orman kampı 1 ampri olarak da yapabiliyordunuz. Şimdi 5 orman kampı artı 1 ampri ile yapamazsınız. Tahminimce 5 orman kampı 2 ampri ile olacaktır arada çünkü 9 tecrübe puanı fark var çok küçük bir rakam. Ee, yani hani onu alamasanız bile ortadaki minyonlardan biri olur. onun tecrübesiyle bir şekilde olursunuz. Fakat eğer tam sayısal olarak hani başka bir yerden tecrübe almadığınız varsayıyorum. 5 orman kampı artı 2 ampri ile 4 olamıyorsanız bu çok büyük bir eksiklik olur şampiyon birçok şampiyon için. Ama benim tahminim 5 orman kampı artı 2 yampir ile e, olmaya devam edeceksiniz. Şimdi bu neyin önünü açıyor? Neyi değiştiriyor bizim için? Birincisi şu anda League of Legends'da bir sürü şampiyon var. Yampir yengeçler çıktığında 6 kamp kesememiş olan. Bir sürü çuvalla var bunlardan. Hatta çoğunluk zaten bunlardan oluşuyor. 6 kamp kesebilenlerin sayısı da az. Bu e, bu şampiyonların yani baskın atmak isteyen şampiyonlar genelde bu durumda. Mesela Lee Sin. Mesela Zinza. Zaten son dönemlerde de en çok oynanan şampiyonlar. O yüzden onlardan örnekler verdim. Onların yengeçle savaşma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Siz şu anda bu şampiyonları oynarken çok rahatlıkla 4 kamp 5 kamp yapıp baskına gidip yengeç almak zorunda değilsiniz. Daha sonrasında işte kendi kamplarınızın tekrar desetine gidebilirsiniz. Bu size bu olanağı sağlıyor. Öte yandan orman kampı temizleyerek öne geçen ormancıların mesela Olaf gibi şampiyonların önünü bayağı bir baltalamış oluyor. Neden baltalamış oluyor? Çünkü genel <laughs> pardon. Çünkü genelde siz mesela diyelim iyisin oynuyorsunuz. Karşınızda Olaf var. Genelde Olaf'ın karşısında oynayan taraf Olaf'la ters taraftan başlayıp tersteki yengeci almaya çalışır. Sonra ilk yengeçler resetlendiğinde Olaf tamamen bütün yengeçleri bütün kampları domine eder. Olaf sürekli kamp avantajı alır ve sizin oyun boyunca iki seviye önünüzde gider. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi Olaf'ın karşısındaki olan, ya Olaf gibi şampiyonların karşısındaki olan taraf yengeci almayacağı için Olaf'ın bütün rotasını değiştirip tekrardan o yengece de gitmesi gerekiyor. O yengecin geç kesilmesinden dolayı bir sonraki yengeçler geç çıkacak. Olaf'ın rotasyonu bozulacak. Bütün rakip takım sizin nerede olduğunuzu bilecek. Yani bu farmer junglerlara, farm öne geçen ormanın içinde kalarak öne geçen junglerlara çok sert bir darbe vuruyor. Onların erken oyunda yakalayabileceği bütün tempo üstünlüğünü kırıyor ve o yaşadığımız iki seviye geri düşmüşlük var ya çok daha geç başlayacak önce. Yine başlayacak bu nokta, bir noktada. Tabii ki ikinci yengeçlerden itibaren yine başlayacak. Ama çok daha geç başlayacak. Sizin de o dönem içerisinde takımınızı yeterince öne geçirebilecek baskın avantajlarınız olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim ejder değişikliklerine. İki tane yeni element ejderimiz var. E, Arcane'de de gördüğünüz üzere kimya ve hextech. ve hextech aslında. Kimya ejderi neler yapıyor? ondan bahsedelim. E, tabii ki ejderin kendi etkisi var. Ejderin kendi etkisi rakibinizin canı sizden ne kadar fazlaysa ona göre ilave hasar bulmanızı sağlıyor. E, zaten sarı ağaçtaki runlarımızdan bir tanesinde de aynı şey var. Onun etkisiyle aynı aslında. Ejder ruhu ne işe yarıyor? E, bence çok kuvvetli bir ejder ruhu var bu arada. E, onu söyleyip e, Sion pasifi veriyor. Ölüyorsunuz ejder ruhunu aldığınızda. Ölüyorsunuz e, taban canınızın %80'e ve ilave canınızın %50'sine eşdeğer miktarda bir canla kalkıyorsunuz. Hareket hızıyla kalkıyorsunuz. Aynı Sion mantığı. E, %75'den %30. otuz e, yani menzilsizler %75, menziller %30. Hareket hızıyla kalkıyorsunuz. E, şampiyonların, <laughs> dirilen şampiyonların aldığı hasar %40 azalıyor diyor. Burada şunu anladım. Biz az hasar yiyoruz. Yani biz yerden kalktık az hasar yiyoruz ama verdiğimiz hasar da azalıyor. Daha sonrasında da tabii ki başlangıçta kalktığımız canın e, her 0.25 saniyede artan bir yüzdelik dilimle e, eşdeğer miktarda da hasar alıyoruz. Aynı Siyon pasifi aslında. Hepimize Siyon pasifi veriyor. Tabii bu şöyle bir durum var burada. Sion pasifinden bir tık farklı olarak yeteneklerimiz var. Yani en son öyleydi değişmediyse. Yeteneklerimizi kullanabiliyoruz. Şimdi bu umarım değişmemiştir bu arada. E, bu olayları çok değiştiren bir durum. Bildiğim kadarıyla öyle. Hala bu arada. Hala yeteneklerinizi kullanabiliyorsunuz. Nerede? Burada çünkü bir açıklaması yok. E, o yüzden net söyleyemiyorum bunu. Oyunun içinde zaten görürsünüz ama ben öyle hatırlıyorum testlerde. Yeteneklerinizi kullanabiliyorsunuz. Sion e, pasifinden farkı o. E, bu size ne sağlıyor tabii ki? E, kısa süreli bir yani hepinize bir kere bir koruyucu melek veriyor. Yani öldüğünüz bitmiyor fight. Çok kuvvetli bir ruh haline geldi. E, yani Bence en kuvvetli ruh oldu öyle söyleyeyim. Yani daha ruhu çok kuvvetliydi. Diğerlerinden az çünkü diğer üçü hani alev ruhu evet hasar veriyor ama herkesde hasar zaten var. İşte bulut ruhu neredeyse hiçbir şey vermiyordu. Okyanus ruhu iyileştirene kadar zaten savaşlar çoktan bitmiş oluyordu. E Daru ruhu sizin ölmemenizi sağlıyor, tek yememenizi sağlıyor. O yüzden sizi hayatta tutuyor. Bu ya yani ölüyorsunuz, geri geliyorsunuz ve vurmaya devam ediyorsunuz. Hala belli noktalarda Daru ruhunun avantajlı olacağı noktalar vardır. Ya yani mesela işte Karşısında Zigzoy'u var. Üzdürtme kompozisyonu var. Menzilli bir kompozisyon var. Gene daha ruhu daha iyi olur. Kimya ruhundan. Ee, ama kafa kafaya girişeceğiniz bir ortamda kimya ruhu daha ruhunun üstüne çıkmıştır bence. Ee, çok etkili olduğunu düşünüyorum ruhun. Aynı zamanda bence ejder güçlendirmesi de bayağı iyi. Tabi her şampiyona benzer seviyede fayda sağlamıyor. Yani onu göz ardı etmemek lazım. Her kompa da belli şekilde avantaj sağlamıyor. Ejder'in kendisi bence zayıf ama ruhu çok kuvvetli. Kimya Vadisi. 4 bölgede aynı Bulut Vadisi'nde olduğu gibi haritanın 4 tane bölgesinde e, gaz bölgeleri oluşuyor. Bu gazın içerisindeyken kamufle oluyorsunuz. Ne demek kamufle olmak? Twitch'in için görünmez diye aslında. Yakınınızda kimse yokken veya kontrol totemi yokken gözükmüyorsunuz. Yakınıza biri girerse veya kontrol totemi varsa gözüküyorsunuz. Aynı zamanda e, o ejderin kendisinden aldığınız ilave hasar var ya sizden canı fazla olan rakiplere karşı. Aynı benzer özellik gaz bölgeleri içerisinde de geçerli. Bu da %10'a kadar artabiliyor. Hextech Ejder'ine gelelim. Bence bunun kendi güçlendirmesi, Ejder'in kendi güçlendirmesi güzel. Ama ruhu bana o kadar verimli gelmedi en azından şimdilik. Ejder'in kendi güçlendirmesi 5 yetenek hızı ve 5 saldırı hızı sağlıyor. %5 saldırı hızı sağlıyor. Bu tabi bazı şampiyonlar için value üstüne value demek. Yani mesela kim için? Hem yetenek hızından hem saldırı hızından faydalanan kim aklınıza geliyor? Mesela Timo, mesela Kog'Maw. Bu tarz şampiyonlar için çok değerli bir ejder. Ejderin kendisi çok değerli e, bu tarz şampiyonlar için. ama mesela çoğu tank için e, çok bir önemi yok. Yani 5 yetenek hızı aldığımız oluyor. Hatta ki saldırı hızının önemi yok. Mesela onun için ne yapsın onun saldırı hızını? Veya Syndra atıyorum. Ne yapsın saldırı hızını? Ya da mesela Caitlyn ne yapsın yetenek hızını diye. Bazı şampiyonlar için yarım ama bazı şampiyonlar için çok değerli olduğunu söylüyor. Jax'a da mesela çok değerli kalır. Ejder ruhu. E, ruhunu ele geçirdiğinizde bir sonraki normal saldırınız veya yeteneğiniz. E, belli bir miktar gerçek hasar veriyor. 25-75 arası sizin seviyenize bağlı olarak. E, fazladan 3 tane hedefe sekiyor. Bir şimşek gibi bir şey çık çıkıyor üzerinizden. E, ve rakiplere vuran, vurduğunuz hedefleri 2 saniyeliğine yavaşlatıyor. %45 yakın dövüşçüler için menzilliler için de %35. Bunu e, bunun süresi tabi ilave canınızla yetenek gücünüze saldırı gücünüze falan artıyor 8 saniyede bekleme süresi var Şimdi tabii ki slow Size onları yakalayabilmek için savaşı domine edebilmek için bir avantaj sağlıyor ama zaten Adama yetenek vuracak Oto atak yapacak menzile gitsin zaten savaş başlamış demektir Ondan sonra attığınız slow'un Çok da etkisi olacağını düşünmüyorum ve bence çok etkisi olacak. Gerçek hasar biraz işleri değiştirebilir çünkü 5 şampiyon var İşte atıyorum hepinizin 60'ar vurduğunu varsaysak 300 gerçek hasar 4 kişiye vursanız hepiniz Toplamda 1200 hasar oluyor hasar anlamında çok büyük bir e, avantaj sağlayabilir. Ama tabii ki bu hani 4 kişiye vurmanız için adamların birbirine çok yakın olması lazım, falan filan. Yani o kadar kolay, kolay değil o. Haritaya ne ekliyor? Haritaya 3 tane, üç e, 3 tane diyorum yani. Haritanın üstüne 3 tane, altına 3 tane. E, Hextech, ne diyeyim, ışınlayıcısı. Size yeni rotalar açıyor aslında. Diyebiliriz buna. E, şurada görebiliyorsunuz zaten. Nereye ışınlayabildiğini size. İşte üstten ormana, e, baronu baron arkasından rakip ormana, Aynı şekilde üstten ormana, üstten ormana ve e, ejder arkasından rakip ormana şeklinde. Veya rakip ormandan ejder kendi ormanınızdan ejder arkasında gibi düşünebilirsiniz bunları. E, Tabi bunlar öyle bastım instant gittim değil, anında gittim değil. Bir yoğunlaşma süreniz var. Bozulabiliyor, engellenebiliyor, görülüyor aynı zamanda. E, yani kimin nereye gittiği. Çünkü teleport atmış gibi, yani ben buraya geliyorum diye yayın yapıyorsunuz. O yüzden... Kullanışlı. Tempo üstünlüğünü çok etkileyebilecek bir durum bu. Hani biz son yıllarda bayağı bahsediyoruz League of Legends'da tempo üstünlüğünden haritada hızlı hareket edebilmekten vesaire. Bu e, rakipler için yani tempoda geri düşmüş takım için bayağı bir tempo farkını kapatma e, silahı haline geliyor. O yüzden bunun da etkili olacağını düşünüyorum. Vadisel olarak. E, çok etkili olacağını düşünüyorum oyuna. E, Bulut Ejder'e yanlış yazmışlar. Çatışma hızı %33.5 hareket hızı değil. Çatışma dışında %3.5 hareket hızı. Eskiden de vardı zaten böyle bir özelliği ama aynı zamanda Artık 3.5 yavaşlatma direnci veriyor. Bu bazı şampiyon Mesela bu da tanklar için çok değerli yavaşlatma direnci. Atıyorum Mundo için. Atıyorum Malphite için. Ee, ama bu da çoğu başka şampiyon için değerli değil. O yüzden bulut gene yine ejder olarak kendisi namına çok da verimli olmayacağını düşünüyorum. Hatta bence ulti azaltma bazı şampiyonlar için daha iyiydi. Şimdi gelelim yeni eşyalara. Bir sürü yeni eşyamız var. Ee, parçalanmış Kral için Taci ile başlayalım. Bir yetenek gücü eşyası. Can mana yetenek gücü yetenek hızı veriyor. E, ama eşyanın asıl amacı. Bu arada işte ihtişamlı eşya bu yeni bir AP ihtişamlı eşyası. Eşyanın ama ana amacı aslında sizi tek yemekten korumak. Temelde bu. E, müdafaa diye bir pasifi var. E, müdafaa etkisi altındayken şampiyonlardan alınan hasar %75 azalıyor. E, bir şampiyonla hasar aldıktan sonra bir buçuk saniye devam ediyor. Şimdi 40 saniye bekleme süresi var. Biraz Malzahar'ın pasifine benziyor o konuda. Ama aslında şunu, size şunu sağlıyor. Mesela diyelim karşınızda Fizz var. Fizz bir suikastçı değil mi? biz size o ultiyi attı. Ultiden sonraki hasarı size %75 az. O 1.5 saniye boyunca. Bu da size 1.5 saniye boyunca rakibi outplay edip oradan o kötü durumdan çıkmanız için bir fırsat sağlıyor. O yüzden özellikle suikastçılara karşı. Çünkü suikastçilerin olayı nedir? Hakikaten size 1.5 saniyede kesip çıkmaları lazım onların da. Çünkü temel olarak suikastçilerin en büyük problemini birçoğu için söylüyorum. 1.5 saniyelik bir pencereleri var. Kestiler kestiler. Kesemeyler kendileri ölüyorlar. Çünkü çıkamıyorlar oradan siz ölmediğiniz için. E, o yüzden bence süresi falan çok iyi ayarlanmış. E, çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda e, müdafaa etkisi altındayken e, ve etki devre dışı kaldıktan sonra da 3 saniye boyunca biraz yetenek gücü ka e, kazanıyorsunuz etrafınızdaki e, pardon sizin şampiyonunuzun seviyesine bağlı olarak. O çok önemli değil. E, i̇htişamlı bonusu da Diğer bütün eşyalarınızı %1 hareket hızı ve 8 yetenek gücü sağlıyor. Bence bu da çok önemli değil. Önemli olan nokta tek yememek. Tabi verdiği istatistikler çok önemli burada. Ee, özellikle bazı yetenek gücü şampiyonları için. Yani mesela atıyorum orta koridor Eko genelde zaten suikastçilere karşı iyidir. Ee, tek yememe özelliği olduğu için. Ultinizi çok da agresif kullanma fırsatı verir mesela Eko'ya. Eko, Eko gibi ki statlar olarak da yani yetenek gücü, can, mana ve yetenek hızı aslında işte ekonun belli oranda sayılasın. Yani hayatta kalma becerilerini de isteyen büyücülerin çok önem verdiği istatistiklerdir. İstatistikler olarak da ben iyi olduğunu düşünüyorum. Artı ucuz. 2800 altın. Yani tam hesabını yapmadım ama sanırım eşya verimli olarak baya yüksek. Tabi agresif bir ihtişamlı pasifi olmadığı için biraz hasarınız az kalıyor. Başka eşyalarla hasarınız arttırmanız lazım ama zaten eşyanın amacı hayatta kalmak. adam öldürmek değil. Denge örtüsü. Ee, o da bir yetenek yani tam yetenek gücü demeyelim. Yetenek gücü eşyası değil aslında. Ama tam bir tank eşyası da değil. Zaten genelde destek destek eşyası genelde destek eş destek şampiyonları yetenek gücüyle çalışırlar hasar vermek adına. Ee, bu biraz daha frontline yani ön hat desteklerinin eşyası. Sizin hasarınızı değil, yani sizi dola, e, güçlendiren bir hasar mekanizması değil, dostlarınızı güçlendiren bir mekanizması var. Cam veriyor, yatana kızı veriyor, zırh veriyor, büyü direnci veriyor. E, çok pahalı değil ama aynı zamanda e, rakiplerinizi hareketsiz bıraktıktan sonra o rakiplere e, pişmanlık yükü veriyor. Aldıkları hasarı %12 arttırıyor. Şimdi bunun şöyle bir avantajı var. Bakın mesela cehennem maskesi vardı, aldıkları büyü hasarını artırıyordu Bu bütün hasarı arttırıyor. Aynı zamanda diğer tüm eşyalarınıza da 5 sırf ve 5, -5 büyü veriyor. Yani Leona'ysanız, Rel'seniz, işte Alistar'sanız alacağınız bir numaralı eşya haline geldi. Solari'den daha etkili o konuda. Ofansif anlamda. Solari yani Demir Solari'nin broşu defansif bir eşyaydı. Bu ofansif bir varyasyon. Daha iyi bir e, yaklaşım sağlayacaktı. Bu arada ciddi de bir hasar artışı veriyor. E, çünkü vurduğunuz adamlara yani hepsine uygulayabiliyorsunuz bunu. Leon 3'ü atladık. iki kişiye de de pişmanlık uygulanıyor. Mesela Aksiyon akımı, e, o da yeni eşyalarında, bu biraz daha şey eşyası, suikastçı eşyası, aksiyon akımı. E, 55 saldırı gücü, 25 yetenek, e, yetenek hızı, 10 zırt veriyor. Bir tane de pasifi var, bence en useless pasiflerden biri, hiçbir işe yarayacağını düşünmüyorum. E, bir rakip şampiyon sizden hasar aldıktan sonraki 3 saniye içinde katledilirse, ultinizi toplam bekleme süresini %25 iade edilir. Şimdi bunun şöyle bir problemi var. E, bir, bir sürü suikastçi, e, AD suikastçının e, ulti bekleme süreleri zaten uzun. İkincisi hani şunu yapmanız lazım çok verimli olması için. Ultiyi attığınız 3 saniye için aslında 4 kişinin ölmesi lazım ki tamamını geri getirelim. Okey. ya e zaten 4 kişiyi öldürdüysen 1 kişi kaldı zaten kazandın ki savaşa. Yani ulti gelse ne olur gelmese ne olur bir daha. Mantıklı değil kendi içerisinde. E, tabii Tabi bazı şampiyonlar için etkili olabilir. Mesela e, yani şu anda sesli düşünüyorum kimler için etkili olabilir. Ultisinin bekleme süresi çok da düşük olmayan ama ultisi çok etkili olan Nocturne gibi Vay gibi yani attık adam öldü hani birebir yakaladık belki de ben ilk eşya aksiyon akımı aldım mesela ilk eşya genelde hani bu şampiyonlara çok suikastçı gidilmez dövüşçü gidiliyor genelde de diyelim bunları böyle bir eşya dizimine gittin ben Nocturne'um attım abi e, ultiyi üst koridoru genkledim. çok daha kısa bir süre içerisinde ortayı da gankleme şansım var ben onlara yarayabileceğini düşünüyorum. Belki düşük bekleme süresinde ultiye sahip olmasa Kazix'e yarayabilir. Ama onun dışında çok da bir suikastçıya yarayacağını düşünmüyorum. Ee, Gölge Alev. Pardon. E, biraz e, büyücülerin eşyası. Ama hafif bir defansif e, eşya diyelim. E, ne veriyor? E, can veriyor. Yetenek gücü veriyor. Yetenek gücü miktarı da can miktarı da aslında çok e, yüksek değil. E kor çiçeği kendi pasifi şampiyonlara hasar verirken hedefin mevcutlarına bağlı olarak 10 veya 20 arasında bir büyü nüfuzundan faydalanırsınız. Şimdi bu adamın canına bağlı olarak artıyor. Fakat aynı zamanda adam kalkan almışsa, yani yakın zamanda ona kalkan gitmişse bu da büyü nüfuzunu arttırıyor. Yani diyelim siz mesela rakibinizin nişancısına çökmek istiyorsunuz. Ona arkasındaki Lulu kalkan attı onu korumak için. Kalkan attı. Sizin büyü nüfuzunuz direkt olarak 20'ye çıkıyor. Kime yarar bu? Fize yarar. Arkaya sarkan suikastçı büyücülere yarar. Bu. Aslında amacı bu. Yani desteklerinde onların korumasından biraz uzaklaşmasını sağlar sizin için. Yaklaşan kış. Bu arada tabii ki rakibin canına göre de artıyor aynı zamanda bu büyü nüfuzunuz. Vurduğunuz şeyin. Bu arada bence sayısı olarak çok değerli. Yani 20'ye çıkabiliyorsunuz evet ve 20'ye çıkmak çok kolay. Ve bunu botla birleştirdiğinizde bot artı bu yani büyü nüfuzu botları artı bu e, herkese gerçek hasar vermeye başlıyorsunuz demek. Yani büyü nüfuzu büyü direnci almayan her şampiyona neredeyse eğer ki şampiyon doğasında işte e, ne bileyim Jarvan gibi, Mundo gibi kendi kendine büyü direnci artmıyorsa o şampiyonların e, onlara direkt ete vurmanızı sağlıyor. Direkt gerçek hasar gibi vurmanızı sağlıyor. E, o yüzden çok etkili olacaktır eşya olarak. E, tabii kalkan aldıktan sonra da e, etkisi var fakat istatistiksel olarak zayıf bir eşya. Yani Büyü huzuna çok bağlısınız. Bu büyü huzunu aktif kullanmaya çok bağlısınız. Öbür üstte çünkü yetersiz e, parası olarak baktığımızda. Yaklaşan kış e, mana tankları için kullanılmış bir eşya. Mesela üst koridor Gragas, Malphite, Orn, e, onlar için e, yapılmış bir eşya. Bence çok iyi bir eşya bu arada. E, ben yani belki de Yaman'ın iyi eşyası olmuşam o derece diyeyim yani size. E, bir gözde eşyası yeni bir gözleşe eşyası. Artık AD ve AP'nin ardından defansif de bir gözleşe eşyamız var. 400 can 500 mana veriyor. 15'te yetenek hızı veriyor. Tabi büyüdüğü zaman ekstradan 360 mana daha veriyor size. Aynı zamanda azami, azami, yani maksimum mananızın %8'ine eşdeğer miktarda ilave can da sağlıyor. İşte bu eşyayı alan bir tankın muhtemelen tahmini olarak söylüyorum. 2000-2500 arasında bir manası olacaktır. Tahmini söylüyorum. Şampiyona göre değişir tabi. Diyelim 2000 mananız var. 160 ilave can alacaksınız demek. Yani aslında eşyadan aldığınız istatistik bir anda 560 can 860 manaya çıkacak. Singed pasifinde vardı böyle bir özellik. Mesela falan filan. Eski pasifi miydi? Değiştim hatırlamıyorum da. Fakat asıl olaylar şurada değişiyor. Sonsuzluk pasifinde. Bir rakip şampiyonu yavaşlatmak Sadece yakın dövüşçüler için geçerli bu. Yani menzilliler olarak yapamazsınız bunu. Veya hareketsiz bırakmak mevcut mananızın %3'ünü tüketir. Ve 3 saniyeliğine mevcut mananızın %5'ini de ilave etmek kaydıyla 100 ila 200 arasında bir kalkan verir. 8 saniye bekleme süresi var. Şimdi bu çok etkili bir şey. Malfight gibi bir şampiyona. Malfight kendisi kalkanı var. Girdik içeri. Ultiyi attık. 2 kişiye vurduk. 2 kişi çok oldu. 1 kişiye vuralım. Ama etrafımızda başka şampiyonlar da var. Bir kişiye vurduk. Hedefimize vurduk. Ama mevcut manamızın %5'i kadar. 2000'de az önce manamız. Ya az önceki hesaptan öyle çıkmıştı. Ee, %5'i kadar. 100 oradan. 150 de seviyemizden geldi. 250 kalkan. E, 300'de kendi pasifimizde kalkan var zaten. 550 kalkan açtık kendi üstümüze. Adamların bunu kırana kadar. Ki ben adamı havaya savurdum. Orada takımım geldi adamı kestik. E, kitle kontrol yedi. Slow attık falan filan vesaire bir şeyler. Devam ediyoruz savaşa. E adamlar bunu kırana kadar zaten ölürler ki. Kalkanı kırsınlar diyelim. Tabi eşyanın e, ana sıkıntısı bir tankın ilk eşya olarak alamayacak olmasının ana sebebi e, kendi başına hiçbir defans vermiyor oluşu. O yüzden ilk eşya alamayacaktır kimse. Belki şeyler alabilir. gene dediğim gibi işte belki en üst koridor gregat, manayı sündürelim diye kullanmak isteyebilir ama ikinci üçüncü eşya olarak ben çok etkili olacağını düşünüyorum. Takım savaşı yapan e, şampiyonlar için. Tank eşyaları. E, Baminle Leve. Biraz hayat kalitesi arttırımı bunlar. Baminle Leve artık Alev Kusan tetiklenmesinden sonra biçilecek minyonları infaz ediyor. Yani canı azalanları bitiriyor direkt. E, buz Ateşi Eldiveni. onun bir miktar pardon hasarını arttırıyor. Toplam verdiğiniz yani normal pardon bu hasar değil özür diliyorum yanlış söyledim. Bu hasar değil. Kimyasal tanktaki de hasar pardon. E, bir buçuk saniye Önümüzde normal saldırılarımız yani bir, önümüzdeki bir buçuk saniye bölgedeki rakiplere yok evet hasarı da arttırıyor ya doğru ben doğru hatırlamışım. 20 ila 100 arası ve azami canınızın %0.5'i kadar hasar veren bir büyü al, e, alana Bu arada bu e, bazı şampiyonlar için çok etkili. Yani Shen gibi falan Shen mesela sürekli yetenek kullanabildiği için e, ayrı kitlemede falan da çok e, yani hem hasar artışı hem yavaşlatma hem işlevsellik hem defans her şeyi aynı anda verdiği için bazı şampiyonlar için çok etkili olacağını düşünüyorum bu arada bu elde eldivenin. Evet, hasar da Orada doğru atılmış mı? Truba kimyasal tankı. Ee, yeni bir pasifi var. O da gene hasar e, odaklı bir pasif. Hareket etmek ve hasar vermek kimyasal tankını doldurur. 102'ye ulaştıktan sonraki ilk normal saldırınız yani ölü adamın zırhı mantığı. Yakındaki tüm rakiplere 40-120 arası artı azami maksimum canınızın %1'i artı hareket hızınızın %3'ü kadar büyü hasarı verir. Aynı mantık. Yani şeyle Aynı zamanda diğer efsanevi eşyalara da 5 yetene kızı ve 50 şey kal etkiliyor. 50 can veriyor. Fakat Alev Kusan pasif kaldırıldı. Yani Bami'nin Alev'inden aldığınız etki var ya. Turbo kimyasal tankında. O kalktı. Aktifiniz duruyor. Yani hala basıp laps diye adama gidebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Fakat aynı zamanda da bir ölü adamın zırhı etkiniz var. Ve bunu alan etkili yapıyorsun. Bence bu bazı şampiyonlar için. Aşırı etkili. Şimdi kim, turbo kimyasal kimler kullanıyordu? Hecarim, Udir, Mundo. Bunlar kullanıyor. Volibear. Koşması gereken, rakibin yanına girmesi gereken e, şampiyonlar kullanıyordu. Şimdi e, Volibear biraz farklı. Volibear çünkü rakibin yanında kalmaya devam edemiyor. Fakat diğer üç mesela rakibin üzerinde kalmaya devam ediyor. Hatta mesela buraya Olaf'ı da ekleyebiliriz. Rakibin üzerinde kalmaya devam edebilen şampiyonlar için. Bunu çünkü hızlı tetikler. E, çünkü hareket etmek ve hasar vermek. Yani ikisi de sağlıyor bunu. Mundo. Satır atıyorsunuz hasar. W'nuz açık hasar. E vurdunuz hasar. Her şeyden hasar. Udir bir şeyler. Phoenix Anka, stek, Anka üflüyor etrafa. Hasar. Kolay stekliyor yani bu şampiyonlar. O yüzden onlar çok etkili olacağını düşünüyorum. Tabii oyunun içinde görmek lazım. Genel olarak ne kadar hasar tutabileceğinden çünkü emin değilim hala şampiyonların. Ee, bir tanklara yönelik bir güçlendirmeler var ama hala tankların ne kadar dayanıklı olduğundan emin değiliz. O yüzden ne hale geleceğini bilmiyorum şimdilik. O yüzden net iyi veya kötü diyemem ama bence bu daha iyi. Alev kusan pasifinin olmaması. Gün ateşi kalkanı da bu arada biraz güçlendirme alıyoruzdur. Miktarı arttı. Büyü direnci miktarı arttı. İhtişamlı pasifi de aynı zamanda e, yavaşlatma direnci, sıvışma ve bunun yanında da 50 can veriyor aynı zamanda. Cehennem maskesi onda da ufak tefek değişikliklerimiz var. Can miktarı arttı biraz. E, yetenek hızı miktarı geldi. Onun yetenek hızı veriyor artık. Büyü direnci azaldı. Fakat büyü direnci e, şu hale geldi. Rakip şampiyonları... E, Rakip şampiyonların büyü direncini kırıyorsunuz artık. Hani önceden onların büyüden, yani büyü hasarından aldığı e, hasarı, yani büyü hasarından aldığı hasarı arttırıyordunuz ya. Şimdi onun yerine onların büyü direncini e, kırıyorsunuz. Aynı zamanda kırdığınız büyü direnci kırdığınız şampiyon başına da siz büyü direnci kazanıyorsunuz ne kadar kırıyorsunuz onların büyü direncini? 5 artı canınızın %20, %1'i kadar, ilave canınızın %1'i kadar. Maksimum 20 olabiliyor. 20'ye çıkabileceğini çok sanmıyorum. Yani 20'ye çıkabilmeniz için kaç ne gerekiyor? 1500 ilave can kasmış olmanız gerekiyor. Çok kolay değil. Yani 1500 ilave can... 3 eşyada olabilirsiniz bir tank için. Yani 3. eşya cehennem maskesi aldığınızda bunu sağlayabilirsiniz. 3 eşya lazım gibi o durumda. Fakat büyü direnci konusunda size biraz daha defansı olduğunu söyleyebilirim. Tabii az önce mesela yukarıda bahsettiğimiz bir önceki eşyalarda da büyü nüfuzu veren eşyayla falan birleştirdiğimizde işte adamın büyü nüfuzunu atıyorum biz kırdık. Biz diyelim 15 kırdık büyü nüfuzunu bir edikeriye parazi konuşuyorum. Zaten 35 büyü nüfuzu büyü direnci falan oluyor edikerilerin. E biz 20'ye düşürdük bizim adamın 38 büyü nüfuzu var. Yani 100 vuran yeteneği 130 falan vurmaya başlayacak adamın. Gerçek hasarın da ötesine geçen bir duruma çıkıyor olaylar. O yüzden büyücülerle entegre olmuş, senkronize olabilen tankların çok etkili olabileceği bir eşya. Aslında Cehennem Maskesi. Doğan'ın kudreti. Onun biraz büyü direnci miktarı arttı. Hareketsiz miktarı arttı. Fakat aynı zamanda size bir sarsılmaz yükü veriyor. Maksimum 6'ya çıkabiliyor. Size rakibiniz büyü hasarı verirse sarsılmaz yükü kazanıyorsunuz. 6 sarsılmaz yükünüz var. 6'ya çıktığınızda Yediğiniz büyü hasarı %20 azalıyor. Hareket hızınız %10 artıyor. Tabi anatemanın anatema eşyasında geldiğinde gördük ki yüzdesel olarak rakibin bize vurduğu hasarı azaltmak ne kadar etkiliymiş onu görebildik. Bu da o kadar etkili olacaktır. %20 direkt olarak rakibin bize vurabileceği büyü hasarını azaltmak çok etkili. Ve bu arada bütün rakiplere karşı oluyor. Yükleyebilirsiniz. Şövalyenin adağı, tabanca'nın tabancan yenilenmesi bir miktar düştü. E, pasifi düştü. De, değil düştü değişti. E, Bağlandığınız takım arkadaşınız yanınızdayken Onun aldığı Hasan'ın %10'u size yönlendiriliyor e, Ve şampiyonlara Onun rakiplere vurduğu e, Hasan'ın %8'ine in, e, Eşit miktarda da iyileşiyorsunuz e, Takım arkadaşınızın Canı %30'dan azsa Onun aldığı yüzde %20'si size e, yönlendiriliyor Bu dostunuzu korumak için Alabileceğiniz en iyi eşyalardan biri haline geldi Eğer ki rakipte böyle kalkan kırma falan gibi Mekanikler varsa şövalyene daha alacaksınız Onu hayatta tutmak için e, Ordu kalkanı 100 altın azaldı Vargoyle'nin taş 100 artım azardı. Demir Soreli'nin broşu birleşme bedeli değişti ama toplam bedeli değişmedi. Ee, büyücü eşyalarında bazı değişiklikler var. Hep bu 2800 altına düştü. Genel olarak bu arada büyücü eşyalarında bir ucuzlatmalar var hafif hafif. Ee, diğer eşyalarla senkronize olsun diye. Hani kraliçenin tacı vardı ya. Onunla biraz denkleşsinler diye. Ee, yetenek gücü miktarı 10 azaldı galiba doğru görüyorsam evet. E diğer efsanevi eşyalarda 5 yetenek gücü daha az veriyor. parası azaldı, değeri de azaldı. Bence daha iyi. Eşyayı erken almak her zaman daha iyidir. Yani istatistik olarak değerinin azalması önemli değil. Parası parası da azalıyorsa eşyayı daha erken alıyorsunuz ve bütün özelliklere daha erken ulaşıyorsunuz demektir. Özellikle aktifi olan eşyalar için daha değerlidir. Uğursuz koruma yetenek gücü 10 azaldı, can miktarı 100 arttı. E, aynı zamanda ilave canınızın yüzde ikisine eşdeğer miktarda yetenek gücü sağlıyor e, Karakit yeni bir pasif geldi uğursuz korumaya. Daha çok işte zaten asıl amacı e, uğursuz korumanın ya yani Mordekaiser alsın, Rumble alsın, Amumu alsın içinde bu eşya e, ama malzar falan oluyor. E, bu istenilen şey değildi. E, o yüzden oraya yönelik e, bir değişiklik. E, aynı zamanda Gözlerinde bir pasif değişikliği de var, güncellemesi de var. Bir şampiyona yetenek hasarı vermek onun 4 saniye boyunca yanarak her saniye azami canının %2'sine Veya menziller için %1.2'sine eşdeğer miktarda büyü hasar almasını sağlıyor. Artık rakipler yanarken ilave direnç sağlamıyor. Yani size bir defans veriyordu 10 büyü direnci Hem armor hem büyü direnci veriyordu ona. Onu sağlamıyor artık. Fakat can kasmayı ödüllendiriyor. Yani bu Mesela Singed gibi şampiyonlar için de daha değerli bir nokta. Bu arada e, arkende Singed var. Spoiler vereyim hepinize artık izlemişsiniz diyorum. Yani oradaki şampiyonların bu kadar işte Jason, Vayne, Jinx'in falan e, seçilme oranı bu kadar artmışken e, Singed'in falan da yani ufak tefek buff'larla tekrardan oyuna döndürülmeye çalıştığını düşünüyorum ben. Çok da yarar bu arada bu eşya ona. Baş melek asası e, artık 200 can veriyor. Ne alakadı mı yani baş melek asasının can vermesi? E, fakat yetenek gücüne yerine kızı vermeye başladı Bu ilginç bir durum. Şimdi daha az, yani 5 yetenek gücü daha az veriyor çok önemli değil. Yeni özelliğinde 200 can veriyor. Bu güzel bir buff. Güzel bir özellik. E, fakat değişiklikler yani Seraph'ın şefkatinden devam edeyim aslında değişikliklere. Seraph'ın şefkati e, maksimum ilave mananızı. pardon maksimum değil, ilave mananızın ek mananızın eş eşdeğer miktarda yetenek hızı sağlıyor. Tabi serafa sahipseniz genelde işte bu ortalama 1500 falan ilave mana'ya sahip oluyorsunuz. Ee, ne kadar oluyor bu da? 15, 20. Yani 20 yetenek hızı veriyor size. Bence value değil ama can da veriyor. Yani biraz işte kozmik hızlandırıcıya alternatif de olabilecek bir noktada. Yani onun mana veren versiyonu gibi. Ee, Ar Arş Ejderi. Yeni pasifinde de bir güncelleme var. Harcadığınız mananın %40'ına eşdeğer miktarda can yeniliyor. Bu, bir dönem denenmişti aslında. Katalizörde de vardı bu. Eskiden, eskiden oynayanlar hatırlarlar. Katalizörde vardı. Cassiopeia'nın mesela çok sevdiği bir eşyaydı. Çünkü sürekli mana, mana kusuyor şampiyon. Siz sürekli mana harcadığınızda... Mesela Viktor çok etkili kullanırdı. Ryze zaten hani... Ryze, Cassiopeia zaten bu işin e, en tepedeki şampiyonlarıdır ama mesela Viktor da iyi bir şampiyondur onların yanında. E, yetenek hızı değişikliği zaten bu yüzden geliyor. Yani... At abi. Boşalt yetenekleri. Spamla. Çat burada. Hop buraya tükürdüm. Hop buraya kustum. Hop 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 hop. Atacaksın canın dolacak. Amaç bu. Ee, tabii ki yetenek kullanımı başına en fazla belli bir miktar e, iyileştirme miktarı var. 25 ila 50 arası. E, yetenek gücünüzün yüzde %10'u kadar e, ekleniyor üzerine. Etkinleştirip kapatılabilen yeteneklerde. Taneye başına aynı can miktar, aynı miktarda can yeniler diyor ama onlar hangileri ondan emin değilim. Yani Urgot'un W'su falan var etkinleştirip kapatmalı ama başka büyücülerde ne var bilmiyorum. Tabii ki eşyanın kullanım amacı değişti. Bence yeni amacı yani şu anki amacı zaten bu eşyanın üretim amacına daha uygun. Nasıl anlatırız bunu? Tam Battle Mage değil aslında. Rise'da kası yok dedi. Fakat vurarak hayatta kalması gereken. Daha doğrusu vurarak değil. Büyü atarak hayatta kalması gereken büyücüler için çok iyi bir eşya. Zaten özlemiştir onlarda. Cassiopeia'nın falan değeri bence çok artacak. Hazırlanın yani Cassiopeia'ları tekrardan görmeye. Kozmik hızlandırıcı. E, Yeterlik gücü miktarı 5, düştü can miktarı 50 arttı. Yetenek hızı miktarı 10 arttı. Artık size %5 hareket hızı veriyor. E, fakat tabii ki pasifinde bir e, değişiklik var. Bir şampiyonu 3 farklı saldırı veya yetenekle hasar vermek çatışmadan çıkana kadar %20 hareket hızı veriyor size. Aynı zamanda 40 yetenek gücü e, veriyor size. Bu da ee, sürekli hızlı olmanızı... Leblanc almasın diye yapılmış arkadaşlar. Bunu anlayın yani. Bu Leblanc almasın diye. Bu eşya Leblanc'ın eşyası zaten değildi. Leblanc'ın almaması gerekiyordu. Bu eşya pozisyonunu koruyan ama savaşta sürekli aktif olması gereken. işte Victor'un, Azir'in, Cassiopeia'nın, Ryze'ın, Vladimir'in e, alması gereken bir eşyaydı. E, artık onlar alsın diye yapılmış. Bu arada mesela Morde de bence verimli kullanır bunu. E, veya Rumble. Çünkü... Onların mesela 3 farklı saldırı veya yetenekle vurması çok kolay. Mesela Morde'nin e, Morde oynayan bir oyuncunun kozmik hızlandırılıp şunu yaptığını görebiliriz. Birilerine vurup 3 tane vurup sonra ultiye birini almak. %20 ve azalarak %10'a kadar düşüyor ama ilave hareket hızıyla içeri girmek daha iyidir mesela. Onlar için. Ufuk getiren e, yetenek gücü miktarında biraz bir düşüş var. E, yaklaşık 30 kadar bir düşüş var. Düşüş var ama 150 can veriyor. 15 yetenek hızı veriyor artık. E artık yavaşlatılan rakip şampiyonlara da hiper atış etkisini oluyor. Bu bence çok broken olmuş. Bu saçma yani. Adama tam CC atmak değerli bir şey. Zoya atar. Zerat atar. Sindra atar. Kenan atar. Bunlar CC atabilen şampiyonlar. Ya da menzilini koruyup hasar verenler. Zix menzilini korur. Velkoz menzilini korur. Bunlar yapabilirler. Fakat Sulov herkesin atabildiği bir şey. Herkes atabiliyor Sulov. Her şeyde neredeyse her şeyde var çünkü slow. Aynı zamanda birazdan göreceksiniz işte e, şeye de kuzul takviyesine de bir güçlendirmeler falan var. Yani oralarla beraber çok değişik noktalara gelebilir. Tabi e, yani 30 yetenek gücü kaybetti ama can vermesi de artı yetenek hızı da veriyor. Yani slowla da çalışıyor. Bilemiyorum hocam. Bilemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Eko oynuyor olsam ben bu item alırım abi. Eko ile slow atmaktan kolay ne var? Zaten adamın dibine giriyorsun. Q vuruyorsun. Slow yiyor herif. Kaçamıyordu adam benden. Fazla olmuş bu. Bu nerflenir. yani oyuncuların kullanım durumuna göre tabii ki değişir ama ben bunu nerfleneceğini düşünüyorum. Slow ile çalışma. Aa no. No bu. İşlik deneyi bir miktar altın miktarı artıyor ama büyü nüfuzu miktarını da artırıyor. Yetenek gücü düşüyor. Genel olarak rakip büyü, büyü direnci almıyorsa bunu almayın. Yani şu an tabii genel olarak oyunda yani çok hep biz neyi görüyorduk işte. Bir tane ana ihtişamlı eşya Ludan olur mesela. İkinci eşya Zonya, üçüncü eşya içlik deneyi ya da ikinci içlik deneyi, üçüncü Zonya falan. Çok gördüğümüz bir eşya dizimiydi. Kafa göz dalıyorlardı direkt içlik deneyine. Gerek yok artık büyü nüfuzu alternatifimiz var. Doran yüzüğü. Pasifinde bir değişiklik var. Her saniye birbirine artık bir şeyi düşürdüğünüzde e, mana gelmiyor size yani bir milyon öldürdünüz 6 mana kazanmıyorsunuz. Onun yerine 0.75 her saniyede e, mananızı yeniliyor. E, aynı zamanda rakip şampiyonlara hasar verirsiniz. E, 10 saniyeliğine 0.50 daha ekliyor. Yani 1.25'e çıkarıyor e, mana yenilenmeniz. Eğer canınız fullse e, bu iyileştirme miktarının yarısı kadar canınızı iyileştir. Şey pardon, eğer mananız fullse eee bu miktarın yarısı kadar e, canınızı iyileştirebiliyorsunuz ama yani çok çalıştırmak şu açıdan çok zor. Eee mana'nın sıfırsa durumunu. Mana kullanan bir şampiyonun manası zaten yetenek falan atmanız gerektiği için manası zaten full olmuyor. Ha şunu sağlar bu? işte Rumble'ın, Morden'in, Singed'ın. Singed belki gene yani de kullanır tabii rakipleri rahatsız verebildiği için ama mana kullanmayan e, AP şampiyonlarının da artık kullanabileceği bir eşya haline geldi. Daha aktif kullanabileceği bir eşya haline geldi diyeyim. Hextech alternatörü 15 yetenek gücü azaldı can miktarı 150 arttı güzel trade Baya güzel trade bu arada Altın değeri olarak baya iyi trade e, Memnundur Eşya Artı can almak zaten yani Baya iyi trade derken bu arada acayip kazıkladık işte 150 can 15 yetenek gücünden daha fazla para ediyor anlamında değil Eşyayı kullanan oyun şampiyon havuzuna baktığımızda Canı tercih ederler O şampiyonlar Düze kemer Yapılışında değişim var, Gece tırpanında da yapılışında değişim var. Zırt Değişme eşyalarında bir ufak tefek değişikliklerimiz var, Draktar'ın Gece Kılıcı'nın e, parası 100 azaldı. Aynı zamanda Pasifi de güncellendi, bir sürü diğer eşyada olduğu gibi bir rakip şampiyona yönelik bir sonraki normal saldırınız Normal saldırınız e, 75 Artı %30 ilave saldırı gücünüz kadar menziller içinde şeyi var. E, miktar değişiyor. Yani menzilsizler için biraz daha avantajlı. Menziller için biraz daha dezavantajlı bir hale getirildi eşya. Kararma. E, onun da altın miktarı 100 azaldı. Yakında uçuşlar için bekleme süresi 8 saniyeden 6 saniyeye düştü. E, bu önemli nokta. E, sezon yani bu yılın başında ilk geldiğinde zaten yakın dövüşçüler çok verimi kullanabiliyorlardı. Çünkü üzerinize bir de kalkan falan da açtığı için tek yemenizi falan da engelliyordu. E, 6 saniye güzel değişiklik. Hatta o dönem Jarvan'a falan da karar alıyorlardı yani. Sonra defans kasıyorlardı. Tabii Kaniçer dengelemelerinden sonra tekrardan belki o rota gelebilir. Yani Lee Jarvan'ın falan karar alıp sonra Sterak aldığını falan görebiliriz bence. Böyle bir ihtimal var. Sinsi Pençe onda da bir 106'ın indirime gidildi. Genel bütün suikastçı eşyalarında olduğu gibi. O da yine menzilli şampiyonlar için, pardon menzilsiz şampiyonlar için daha avantajlı hale getirildi. Artık 75 ve %30 ilave saldırı gücü kadar hasar veriyor. Yoğunun hayalet kılıcı çok tercih edilir hale gelmişti. 100 altın artırıldı bedele. Çok önemli değil. E, hala alınır ama belki ilk eşki eşya olmaktan çıkar. İlk vuruş yeni runumuz hep taş kaldırıldı. İlk vuruş geldi. Hep taşın yerine. Biraz değişik, biraz kumar bir run. Zaten hani hep taş. Daha öncesinde işte arakçı. Belki arakçı en az kumardı bunların içinde olan ama e, en büyük kumar belki de şimdi geldi. ilk vuruşla beraber. Hep bir pasif. E, i̇lk vuruş. Tam okuyacağım o yüzden ne olduğunu. E, yani siz de şey yapın diye. Sonra açıklayacağım nasıl çalıştığını. İlk vuruş pasif kısmı. Bir şampiyonla çatışmaya girdikten sonraki 0.25 saniye içerisinde isabet ettirdiğiniz normal saldırılar ve yetenekler. 5 altın ve 3 saniyeline ilk vuruş etkisi kazandırıyor. İlk vuruş etkisi kazanırsanız eğer bu etki rakip şampiyonlara fazladan %10 hasar vermenizi ve verdiğiniz ilave hasarın %100'üne eşdeğer miktarda e, menzilliyseniz %70'ine eşdeğer miktarda ...para kazanmanızı sağlıyor. Şimdi bu çok ilginç bir özellik. Bunu e, birçok oyuncu hani genelde işte e, işte Ezreal kullanıyordu... ...çünkü rakip ona vurmadan ona vurabiliyordu falan diye... E, ...düşündüğünüz şeyler olabilir, değil mi? Şeyden dolayı. Arakçı mesela Ezreal kullanıyordu. Şimdi bunda şöyle bir durum var. Bunda savaşa girdiniz ama... ...devam etmeniz lazım. Vurmaya devam etmeniz lazım ona. Bu çok ilginç bir özellik. Bunu kim yapabilir? Bunu yapabilecek şampiyon ses bana çok az gözüküyor. Bunu bence Kennen yapabilir. Üst koridor Kennen. Menzilin üst koridorlar bunu yapabilirler bence menzilsiz şampiyonlara karşı. Jayce mesela. Jayce oyuncularının şunu yaptığını görebiliriz. Ee, i̇yi bir pozisyon buldu atıyorum. Mesela e, rakip öndeki minyonlara yaklaştı. Minyonlara Q attık. Menzilli Q. Q'daydı hemen menzilsiz forma geçtik. Adama Q ile atladık E ile geri ittirdik. Parayı aldık mı aldık. Adam hasar verdik mi verdik? Takas takas. Zaten normal takas paterninin içerisinde yani normal takas dizilimin içerisinde olan şampiyonlar bence bunu kullanabilirler. Kullanama bana çok kolay gelmedi çünkü açıkçası. Eğer bir rakip size ilk vuruş yapıyorsa eğer rakip size ilk vuruyorsa yani siz ona pasifiniz aktif tamam mı? İlk vuruş çalıştırabilirsiniz. Eğer rakip size ilk vuruş yaparsa kuldağına göre hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öyle bakıyorsunuz ekrana. Büyük kumar iyi kullanan şampiyonlar için ben mesela Jason çok iyi bir aday olduğunu düşünüyorum. Belki Lucian çok iyi bir aday olabilir. Yani minyonlardan Q sektirip sonra adama E ile dash atıp iki ota vurup geri çekilmek falan filan gibi. Ama e, bence bunun iki kriteri var. Bir, savaşmaya devam edebilecek. İkincisi, e, adam size vurmadan vurmayı garantilemeniz lazım. E, onu yapabilecek şampiyonlar e, bence bunu etkili kullanabilirler. Etkili kullanıldığında da bu arada yani ne kadar altın geleceğini e, YouTube'da videoları falan var. Açma salak altınlar gelebiliyor. ...ama aktif kullanmak çok kolay değil. Ee, onu söyleyeyim. Hep taş kaldırıldı. Ee, ondan geçiyoruz oraya. Ee, buzul takviyesi bir güncelleme aldı. Çok da güzel bir güncelleme olduğunu düşünüyorum açıkça söyleyeyim. Ee, bir rakip şampiyonu hareketsiz bırakmak... O, ...o şampiyondan size... ...ve yakınınızdaki diğer şampiyonlara... ...üç tane buzul ışığı, ışın çıkarır. Şimdi sadece ona değil. Diyelim ben hep e, buzul takviyesi aldım. Alistar oynuyorum. Rakiplere W, Q attım. Rakip Kog'Maw'ı yakaladım. Kog'Maw'ın yanındaki Lulu'ya doğru da kogmava doğru da öbür taraftaki Syndra'ya doğru da ışın çıkarıyorum. Bu bir. Işınlar aynı. Ee, gene şeyimiz var ışınlardan. Yavaşlatma etkimiz devam ediyor. %35 yavaşlatır. Artı yavaşlatma etkimizi güçlendire de biliyoruz. Yani iyileştirme etkilerimizin %10'u. Kalkan gücü başına. Kalkan gücünün %5'i. yüz yetenek gücü başına. %2. yüz ilave gücü, saldırı gücü başına. %2 falan filan artıyor. Artırabiliyoruz. E, arttırabiliyoruz. Yavaşlatma miktarımız ama çok önemli değil. Zaten %35 büyük bir miktar. Artı onların bize değil ama bizim takım arkadaşlarımıza vurduğu hasarı %15 azaltan bir alan bırakıyoruz. Şimdi bu çok etkili. Yukarı, az önceki şeylerde bahsettik. Ana bahsettik. Rakibin verdiği hasardan yüzdelik azaltma sağlamak çok etkiliyor. Defansif olarak. Direkt olarak yüzdelik. E, aynı zamanda bu arada donmuş çizgiler 3 saniye varlığını koruyor ve hareketsiz bırakma süresinin %100'ü saniye boyunca. Yani havaya zıplattı mesela 1 saniye 4 saniye boyunca yerde kalıyor. Bu inanılmaz iyi bir alan kontrol mekaniği. Bakın öyle böyle değil yani. Broken bir alan kontrol mekaniği. Çünkü adamı vurdu yani adamı yavaşlatmanın yanı sıra adamı vurdu hasarı da azaltıyorsunuz. Yani flash atacak adam ben size söyleyeyim yani. Flash atacaklar o pozisyondan çıkmak için. Artık 3 lazer atıyoruz. Yani 3 ışın gidiyor bizden. Ne yöne nasıl gittiği alanı çok kontrol edecek. Evet biraz random ama alanı çok kontrol edecek bir mekanik. Dar alanda asla fight yapılmaz bunda. E, tabii bunu çalıştırabilmek için hareketsiz bırakmanız gerekiyor. Yani immobilize yapmanız gerekiyor. Slowla çalışmıyor şu anda. Ama yerine mıhlama, sersemletme, havaya zıplatma vesaire çalışıyor. O yüzden bazı şampiyonlar için ben aşırı etkili olacağını düşünüyorum. Ya TF mesela e, hani hep buzu kullanıyorsunuz falan. TF için abi sarı kart çok kolay ya. Rakip hareketsiz hale getirmek. Çok kolay yani. Fazla kolay. Rakip hareketsiz hale getirmek. Bazı şampiyonlar için. Herkes için çok kolay. Değil. Bazı şampiyonlar için çok kolay. Ryze için çok kolay mesela. Ya Ryze'ın bunu yaptığını düşünsenize. Şimdi ben hani Ryze tabii ki bununla mı oynanır yoksa e, işte sürat coşkusuyla devam eder bilmiyorum ama bence bu daha iyi mesela Ryze için. Çünkü Abi adamı yerine almak çok kolay Ryze'la. Abi mıhladın 3 tane lazer çıkarttırıyorsun. Kendinden adamlara doğru. Ya e adamlar onun için hem yavaş koşuyorlar hem az vuruyorlar. Az vurmaları çok broken bir özellik. Çok iyi olmuş. Ama daha broken'ı var. Evet. League of Legends'da bugüne kadar hep çok şey söyledik biz. Yani söylediğimiz çok şey oldu. İşte tempo kontrolü önemli, şey önemli falan filan ama hep söylediğimiz özelliklerden bir tanesi neydi? Menzil dezavantajını Eşya ile kapatamazsınız. Yani ne kadar önünde olursanız olun. Menzil dezavantajınız varsa problem yaşarsınız diye. Abi menzil dezavantajını kapatan şey getirdiler oyuna. Evet. Hadi buyurun. Buyurun okuyalım tekrardan. Ölümcül Tempo. Ee, artık adama vurdunuz. Bir buçuk saniye sonra size bir iyi bir e, hareket şey miktarı gelmiyor. E, Saldırı hızı miktarı gelmiyor. Adama vurduğunuz bir tane. Bir şampiyona bir şey isabet ettirdiniz. Normalde oto atak vurdunuz. Oto atak bu arada. Spelle çalışmıyor artık. Oto atak vurdunuz. E, 6 saniyeliğine. Menzilsizseniz %15, menzilliyseniz %5 saldırınızı kazanıyorsunuz. Vurmaya devam ettikçe, anladığım kadarıyla vurmaya devam ettikçe ya da kombatta kaldıkça 6 defaya kadar birikiyor yük. Yani menzil sizler için %75, menziller için %25 saldırınızı veriyor. Diyebilirsiniz abi %25 saldırınızı ne yapayım ben? Bu sürekli üzerinize kalabiliyor fakat şöyle bir durum var. Asıl brokenlık burada başlıyor. Eğer maksimum yüke çıkarırsanız menzilsiz şampiyonlar için 50 ki menzilsiz şampiyonlar için 50'nin ne kadar şey olduğunu Jarvan oynayanlar bilirler. O rakip menzilsiz şampiyon size vuramadan sonra vurursunuz. Mızrağınız uzun olduğu için. Menzilli şampiyonlar içinde de 100 menzil veriyor. Şimdi bu yani 100 menzil açma sapan bir durum bu arada. Ya Vayne'in arkadaşlar Vayne'in Caitlyn menzilinden vurduğunu düşünün. Galiba daha uzun oluyor şu anda. Ya daha uzun oluyor ya aynı oluyor. Yani hayal edebiliyor musunuz bunu? Veya Vayne'in Caitlyn'in menzinden vurduğunu düzeltelim. Caitlyn'in Vayne pasifine sahip olduğunu düşünelim. Çok 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 değiştirecek bir durum bu oyunu. Oyunu inanılmaz değiştirecek bir durum bu. Menzil zaten kapatılamayan bir avantaj. Kapatılamayan bir deza yani kapatılamayan bir fark. Bunu bazı şampiyonlar bunu kullanıp menzil avantajını daha da büyütebilirler. Ya da bazı şampiyonlar menzil dezavantajını komple kapatıp bir avantaja çevirebilirler. Bu dediğimi düşünün. Vayne'in Caitlyn menzilinden vurduğunu düşünün. Başınıza neler gelebileceğini düşünün. Veya Kogmam'ın Twitch ultisi atmış gibi vurduğunu düşünelim. Ya da ya da Tristana'nın sürekli sürekli 900 menzilden vurduğunu düşünün. 900 menzil. 900 menzili. Oyunda 900 menzili kaç tane yetenek var? Gidin araştırın. 900 menzilde kim size ne vurabiliyor? Siz onlara ne vurabiliyorsunuz? Bir merak edin. Araştırın. Tavsiyem olsun size. Diyelim ve Yaman'ın sonuna gelelim. Çok uzun bir Yaman otuydu. Neden? Çünkü gelecek sezon hazırlığı. Normal uzun olması. Gelecek sezonu bunlar bir kısmı işte benim tahminim. Özellikle işte getiren falan bazı şeyler ayarlanıp nerflenip bazıları belki de gerekirse bufflanıp değişip gelecek. Ama çok uzun bir yamanatı olması normal. Çünkü gelecek sezon tamamen bunun üstünü inşa edecek diyelim. Ve bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.